Merhabalar, bütün katılımcılara hoş geldin diyoruz. Alp Alkaş Bererken'de Gayrimenkul Merkezi ve Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği ortak webinarında bugün bir aradayız. Bugünkü konumuz operasyonlar, yeni normale dönüş, yeni normalde operasyonel süreçler nasıl olacak, yurt dışı uygulamalar neler yaşanıyor, ne tip raporlar hazırlıyoruz, temizlik ve güvenlik gibi hayatımızın, alışveriş merkezlerimizin değişmezi olan operasyonel konularda ne gibi uygulamalar alıyoruz? Bugün 4 tane konuğumuz var. Hepsine hoş geldin diyorum. İlk konuğumuz Semet Yolaç Canlıel, Ece Türkiye Alışveriş Merkezi Yönetimi Bölge Direktörü kendisi. Sektörün en önemli yöneticilerinden biri. Hoş geldiniz. İkinci konuğumuz Mirşat Kent Kalan. Mirşat Kent Kalan benim eski mesai arkadaşım, dostum. CLL Türkiye Varlık Yönetim Direktörü. Hoş geldiniz Mirşat Hanım. Merhabalar, hoş bulduk. Diğer konuğumuz Murat Kösereisoğlu. Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Bey. 80 tane alışveriş merkezinde hali hazırda Türkiye'de operasyon yapıyorlar. Ve güvenlik şirketlerinin bir çatı altında toplandığı derneklerinin de yönetim kurulu üyesi aynı zamanda. Tekrar hoş geldiniz. Diğer konuğumuz Cavit Habib, ISS Türkiye CEO'su. Cavit Beyler de 80 tane alışveriş merkezinde güvenlikten temizliğe operasyon yürüten uluslararası bir şirketin önemli bacağı. Bu iki çözüm ortağımız da Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneğimizin üyeleri. Bizim diğer firmalar gibi paydaşlarımız ve aynı zamanda GİAD Derneği'nin yani Güvenlikçiler Derneği'nin de yönetim kurulu üyeleri. Hepsine hoş geldiniz diyorum. Müsaadeniz olursa önce sözü Semet Hanım'a başlayacağım. Çünkü sektörün şu anda üzerinde en önemli durduğu hususlardan bir tanesi yeni normale dönüş ve açılış süreçlerinin başlangıcı. Ve yurt dışında neler oluyor? Ece Türkiye uluslararası bir şirket ve yurt dışında da önemli yatırımları var. Ne gibi deneyimlemeler yapıyorlar, ne gibi önlemler alıyorlar? Söz sizin Semet Hanım, buyurun. Tekrar merhaba, herkese merhaba. Evet, biz Ece olarak Türkiye dahil 11 tane ülkede, Avrupa'da alışveriş merkezleri yönetiyoruz. Bu yaşadığımız süreçler... İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Bütün dünyayı etkileyen bir süreç oldu. Bütün ülkeler için beklenmedik bir süreç oldu. Ama bir şekilde yavaş yavaş inşallah sonuna doğru gelip yeni normallerle artık önümüze yeni normallere göre bakacağız. Avrupa'da neler oldu? Biraz onlardan bahsedelim. Orada da yaklaşık 18 Mart civarında mağazalar kapanmaya başladı. Bir farkla... Türkiye'dekinden biraz daha fazla mağaza açık kaldı. Yani market ve eczane dışında Avrupa'da pet shoplar, optikler ve drugstore dediğimiz bu bizdeki Watson'slar, Rossmann'lar gibi mağazalar da açmaya devam ettiler. Açık mağaza sayısı alışveriş merkezlerinde biraz daha fazlaydı bu kapalı olunan süre zarfında. Sonrasında 20 Nisan gibi yani farklılıklar var 3 aşağı 5 yukarı günlerde oynamalar oluyor. Mesela Almanya üzerinde konuşabilirim. 18 Mart'ta kapanan mağazalar 20 Nisan'da açılmaya başladı. Yani onların yaşadığı kapalı kalma süresi yaklaşık 26 gündü. Örneğin Macaristan'dan örnek vermek gerekirse Macaristan hiç tam olarak asla kapanmadı. Hep onlar çalışma saatlerini kısalttılar. Her gün 3'e kadar açığız dediler. Şu anda da mesela 4 Mayıs itibariyle Macaristan, Budapeşte hariç her yerde hiçbir kısıtlama olmadan bütün mağazaları açtı. Almanya biraz daha bize yakın. Belki onun örneğinden devam etmekte fayda var. 20 Nisan itibariyle mağazalar tekrardan açıldılar. Bu kapalı olan süreçte kapatılan mağazalar diyeyim. Şu anda 3. haftanın içindeler. Açarken ne gibi kurallar ve kısıtlamalar yayınlanmıştı? Biliyorsunuz Almanya bir federasyon dolayısıyla eyaletlerden oluşuyor. Bu bahsedeceğim kısıtlamalar eyaletten eyalete ufak farklılıklar gösterebiliyor. Ama birinci kural 800 metrekare kuralıydı. 800 metrekare altı mağazalar açabilir dediler.
Bu bazı eyaletlerde 800 üstü küçültüp satış alanını 800'e indirerek açabilir dedi. Bazı eyaletler dedi ki hayır, 800 üstü hiçbiri açamaz. 20 Nisan açılışı için konuşuyorum. Bu arada o şekilde açtılar. Önümüzdeki hafta itibariyle bu yani 4. hafta itibariyle bu metrekare kısıtlaması tamamen kalkıyor. Buna paralel 20 Nisan tekrar açılışında bir metrekareye kişi kısıtlaması uygulaması vardı. O da eyaletten eyalete farklılık göstererek 20 metrekareye bir kişi olan eyaletler vardı. 10 metrekareye bir kişi düşmesi gereken eyaletler vardı. Bir de hiç kısıtlama, böyle metrekareye kişi kısıtlaması olmayan Hamburg gibi eyaletler de vardı. Bu kısıtlamalar şimdilik devam ediyor. Maskeyle giriş ilk etapta piyasada maskede bulunmadığı için maske sadece toplu taşımada zorunluydu. Ama şu anda bu hafta itibariyle AVM girişlerinde de maske zorunluluğunu Almanya'da getirmiş durumda. Ve sosyal mesafeye dikkat, uyarı, bilgilendirme ana konulardan biriydi. Bu uyarılar, bu kısıtlamalar için biz neler yaptık? Belki birkaç örnek fotoğraf gösterebilirim size. Çok iyi olur. Hem izleyenlere de birazcık fikir vermesi. Çünkü bunlar gerçek uygulanmış fotoğraflar. Eminim herkes düşünmüştür, bir planlamalar yapılıyordur her tarafta. Belki ufak bir fikir daha da verebilirsek ne mutlu. Semet Hanım, şöyle de bir şey de geldi. Ben hemen yayında söyleyeyim. Yani sizin sözlerinize de bağlantı olması açısından. Değerli katılımcılar, soru alıyoruz. Lütfen sorularınızı yönlendirebilirsiniz. En son bölümde konuşmacılarımızın yapacağı konuşmalardan sonra soru cevaplarda ben sizin ilgili sorularınızı yönlendirmeye çalışacağım ama hemen fotoğraflar dediğin için bugün bu duyurunun akabinde bizim AYD mail adresine birçok yatırımcıdan uygulama fotoğraflarını bizlerle paylaşır mısınız temennisi ve isteği geldi. Eğer uygun görürseniz hani bugünkü sunumunuzda en azından paylaştığınız fotoğrafları sektörle paylaşmamızda bir mahsur yok derseniz memnuniyetle tüm Türkiye'deki alışveriş merkezleriyle AYD adresinden paylaşabiliriz. Tabii seve seve. Yani bir şey amaca hizmet etsin. Yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Çok seviniriz. Çok teşekkürler. Buyurun. Biz bu yayınlanan açılıştaki, mağaza açılışlarındaki kısıtlamalara uymak adına çeşitli çalışmalar yaptık. Ana konu tabii özel, önemli konu sosyal mesafe olduğu için bu noktada kuyruk yönetimi çok büyük önem kazanıyor. Muhtemelen her çarşıda farklılık gösterebilir ama mümkün olduğunca giriş çıkışların ayrılması, sosyal mesafe aralarını açmak adına. Kuyruk yönetiminin sadece alışveriş merkezi önünde değil, içeride tuvalet koridorlarının önünde dahi, ki burada ufak bir önemli hatırlatma, uyarı şu şekilde söyleyebilirim. Tecrübeyle sabit bizim yurt dışında yaşadığımız bir sıkıntı. Çok yoğun ilgi gören, özellikle büyük mağazaların olduğu büyük mağazaların önünde de kuyruklanma olabiliyor. Buna da mutlaka önlem alınması gerekiyor. Onu da bir akıllarının kenarında bir yerde köşede durmasını tavsiye edebilirim naçizane. Yani içeride de bir kuyrukla ilgili, evet, bir operasyon olacak. Aynen. Dar koridorlar varsa, gerekliyse gidiş geliş şeklinde ayırmak gerekebilir. Yani işte burada gördüğünüz gibi bu taraftan sağdan gidiş, soldan geliş gibi. İhtiyaca göre ortak alandaki kiosklara o gözle, alıcı gözle bakmak gerekir. Yolu kapatıyorlar mı veya mutlaka bir plexi ile konuşma yapılan yerin ayrılması gerekebilir. Bunu kiosk kiracılarıyla da görüşmek gerekecektir. Sık sık hatırlatıcılar, el dezenfektanları, sosyal mesafe uyarıları, asansör, yani detayları daha çok çoğaltılabilir diye düşünüyorum. 1,5 veya 2 metre asansör önü gibi uyarıları olabilir. Daha ileri giderek unutulmaması gereken bir nokta da biz artık sektörde öğrendik. 50 metrekare nedir, 100 metrekare nedir, 2 metre nedir? Ama ziyaretçilerin, herkesin gözünde bu göz ayarı olmadığı için bu 1 metre, 2 metre, 100 metrekare nedir biraz çizerek anlatmak hem onların algılamasını kolaylaştıracak,
hem de özellikle güvenlik görevlilerimizin işlerini kolaylaştıracak. Çünkü onlar sürekli uyaracaklar. Bizi birazcık daha rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Danışmaya böyle bir plexilerle koruma, direkt teması kesmek adına gibi öneriler, fotoğraflar gösterebilirim. Biz burada ne yapacağız? Çok kısa, onun çok fazla detayına girmeyeceğim. Bu saydıklarımın hepsini biz burada yönettiğimiz alışveriş merkezlerinde de uygulayacağız. Buna ilave olarak Türkiye özelinde kapılarda uzaktan değmeden ateş ölçümü yapmayı planlıyoruz. Bir dezenfektan timi dezenfekte eden bir ekip oluşturup ekstra çok sık dokunulan yerlere ekstra dezenfekte etmek gibi projelerimizin içinde var. Ve bir anons hazırladık. İşte düzenli olarak hani nasıl havaalanlarında veya tren istasyonlarında bavulunuza sahip çıkın diye düzenli hatırlatıcı anonslar olur. Biz de sosyal mesafeye dikkat edin, maskenizi takın ve uyarılara lütfen dikkat edin ve kabul edin ve uyun diye anonslar hazırladık. Bunları da düzenli olarak ziyaretçilerimize hatırlatacağız. Daha fazla AVM içi detaylarında aslında benzer örnek önlemler eminim Celal'de de vardır. İsterseniz buradan... Evet, ben buradan sözü müsaadenle Mirşat'a vermek istiyorum. Sevgili Mirşat, çok güzel bir rapor hazırladınız. Biz de AYD çatısı altında bir operasyon komitesi kurduk. Orada açılışla ilgili önlemleri içeren 34 madde oluşturduk. Siz de hem operasyonel hem de yeni normale dönüşü ve müşteri davranışlarını da içine alan bir rapora imza attınız. Bu raporu Sağlık Bakanı dahil, medyadaki önemli isimler dahil her yere hem siz hem biz ulaştırma imkanı bulduk. Çok da birbirine korele bir rapor. Zaten C'lerle AVM sayıları dahil başından beri hep bir omuz işbirliği içinde gidiyoruz. Rakamlarımız birbiriyle tutsun ve aynı mesajı birlikte verelim diye. Dilersen hem bu rapordan hem C'lerden ve senin vizyonundan bahsederek sözü sana verelim. Şimdi Semet Hanım tam yurt dışı örneklerinden bahsetmişken aslında biz de global anlamda yurt dışı ofislerimizden gelen haberlerden biraz bahsedelim. Bir takım alışveriş merkezleri, Çin'deki alışveriş merkezleri açıldı ve buradan ziyaretçi ve ciro rakamları da bizlere ulaşmaya başladı. Çok kısa bundan bahsetmek istiyorum. Elbette kişi sayılarının düştüğü, insanların çekinceyle yaklaştığı bir dönem söz konusu. Ama kişi başı harcamaların arttığı bir dönemdeyiz. Bundan sonraki dönemde 4-5 kişilik ailelerin 1 ya da 2 kişilik ihtiyaca binaen ertelenen alımlarını almaya yönelik, ihtiyaca yönelik AVM'leri ziyaret etmesini biz de bekliyoruz. Dolayısıyla giriş sayılarına paralel ciro düşüşünün aynı paralellikte olmayacağını gözlemliyoruz ve bekliyoruz. Diğer yurt dışı örneklerinden de gelen haberler doğrultusunda. Ancak AVM'de geçirilen her sürenin de düşeceğini öngörmekteyiz. Yani insanlar artık çok bilinçlendi ve AVM'lerin boş olacağı anları, saatleri kollayıp onlara göre ziyaretlerini gerçekleştireceklerdir. Burada da bir hafta sonu, hafta içi ve gün içindeki saat dağılımında bir homojenlik bekliyoruz. Bununla birlikte ben aslında raporumuza bir açılış rehberi hazırladık. Aslında onu yansıtmak istiyorum ekrana. Mart ve Nisan aylarında alışveriş merkezlerinin kapanmasıyla birlikte biz çalışmalarımıza başladık. Yeniden alışveriş merkezlerini nasıl hayata geçirebiliriz diye çalışmalarımıza başladık. Aslında kendi içimizde bir de biz de komiteler kurduk. Çalışma grupları oluşturduk. Her bir departmanın kendi uzmanlık alanını aktardığı, operasyon departmanımızın, pazarlama departmanımızın liderliğiyle tüm uzmanlıklarımızı birleştirip bir rapor hazırladık. Mart-Nisan ayısı kapanma dönemi, Cumhurbaşkanlığı'nın 4 Mayıs'ta yapmış olduğu normalleşme takvimi açılışından sonra 11 Mayıs'ta işaret etti biliyorsunuz. Bundan sonrasında da Haziran ve Temmuz ayları arasında da kademeli açılış dönemi olarak adlandırıyoruz biz bu dönemi. Dolayısıyla bu kademeli açılış dönemine nasıl hayata geçeceğiz, AVM'lerde nasıl tekrar normalleşmeye döneceğiz şeklinde bir rapor oluşturduk ve aslında bunun kısa bir versiyonunu sektöre hediye ettik. Tüm iş ortaklarımız ve paydaşlarımızla paylaştık.
Eminim ki birçok firma bu konuyla ilgili çalışmalarını yapmıştır. Ancak biz her bir metrekareyi planlayıp en ufak bir noktanın bile atlanmadığı, her bir metrekarenin planlandığı bir rapor oluşturma gayesine düştük. Eylül, Ekim ve Aralık arasında da bir toparlanma süreci bekliyoruz alışveriş merkezlerimizde. Buradan sonrasında aslında da 2021 itibariyle de yeni normallerle alışveriş merkezlerinin hayatımıza gireceği beklentisindeyiz. Biz burada yeniden açılış rehberimizde Safe Shopping Center temasına vurgu yapmak istedik. Sosyal mesafeyi açıklanacak genelgelerle düzenleneceğini düşünüyoruz. Şimdilik 2 metre, 10 metreye 1 ya da 2 kişi düşecek şeklinde planlamalar var. Biz de aslında bu bağlamda rehberimizi revize ediyor olacağız çıkacak genelgelerle birlikte. Bir de raporumuz öncesinde bir anket çalışması yaptık. Biraz amatör bir ruhla yaklaştık. Biliyorsunuz Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde alışveriş merkezi yönetmekteyiz. Bu Türkiye'nin tüm bölgelerine alışveriş merkezleri müdürlerimizin de aracılığıyla tüm bölgelere ulaşmaya çalıştık ve 1500 kişiye ulaştık. Tespit ettik ki aslında bu anket sonucunda insanların AVM'ye gelmek için güven duymaya ihtiyaçları var. Dolayısıyla biz de bu konuya odaklandık. Yani insanların alışveriş merkezlerine gelirken nasıl daha güvenli, nasıl daha hijyenik ortamda alışveriş yapacaklar, kendilerini nasıl daha güvende hissedecekler, biraz bunlara odaklandık. Aslında çalışmamızın iki boyutu vardı. Bir, çalışanlarımızın yani AVM personellerinin, temizlik ve güvenlik personellerinin, mağaza personellerinin hijyenik, sağlıklı kendilerini hissetmesi ve öte yandan da ziyaretçi sayılarımızın AVM'lerde kendilerini güvende hissetmesi. Bir de tabii bunun iletişim kanalı var. Yani ziyaretçi bütün önlemleri, işte elbette maske zorunluluğu getireceğiz biz de alışveriş merkezlerimizde. Termal ölçüm, uzaktan ölçüm yapacağız ziyaretçilerimize girişte. Bunların bir de ziyaretçilerimizle iletişim kısmı var. Bu kısım da bizler için önemli. Dolayısıyla tüm iletişim kanallarımızı kullanarak gerek sosyal medyadan, gerek AVM iç ve dış duyurularında bu yöntemleri kullanarak ziyaretçilerimize ulaşmayı hedefliyoruz. AVM özelinde bir de checklist uygulaması yapacağız. Bu arada aslında raporumuz çok detaylı ancak ben burada çok fazla vaktinizi almamak için böyle ana hatlarıyla, ana noktalarıyla raporu size aktarmak istiyorum. Lütfen. AVM özelinde checklistler hazırladık. Aslında AVM yönetiminle bir yol haritası oluşturması açısından tek tek izlenmesi gereken dezenfeksiyon önlemleri, tüm alınacak önlemler ve tedbirleri tek tek sıraladık burada. Alışveriş merkezi yönetimindeki saha personelleri bu checklistleri hazırlayarak AVM'leri hazır hale getirecekler. Bunu açılış sonrasında da günlük olarak takip ediyor olacağız. Ve alışveriş merkezlerimizde sağlık ve hijyen noktaları oluşturacağız. Belli noktalara dezenfeksiyon üniteleri yerleştireceğiz. Alışveriş merkezine gelen personelin de günlük olarak ateşlerinin ölçülüp bunların kayıt altında tutulmasını sağlayacağız. Ziyaretçilerimiz için girişlerde Semet Hanım'ın da vurguladığı gibi biz de giriş çıkışları ayrı noktalardan, mimari planların el verdiği ölçüde ayrı noktalardan yapmayı düşünüyoruz. Burada yine ziyaretçileri ateş ölçerle içeri almayı planlıyoruz. Burada da şüpheli durumlarda bir eylem planı oluşturulacak. Giriş çıkışlarda sosyal mesafeyi korumak adına stikerlerle yönlendirmeler yapılacak. Dezenfektan üniteleri konumlandırılacak giriş ve çıkışlara. Hijyenik kapılar çok tartışılıyor biliyorsunuz. Bu konuda çalışmalarımız ve ihtiyaç değerlendirmelerimiz devam ediyor. Şu anda belli başlı sağlık kuruluşlarından da bunlarla ilgili görüşler almaktayız. Dolayısıyla bu konuyla ilgili araştırmamız devam ediyor. Dezenfektan paspasları bizim operasyon departmanının özellikle altını çizdiği konulardan bir tanesi. Çünkü ayak yoluyla bulaştığı da söz konusu. Dolayısıyla alışveriş merkezi girişlerine dezenfektan paspasları yerleştirmeyi düşünüyoruz. Personel girişleri ve mal kabulleri bizler için önemli. Burada mal kabullerde aslında yeni lojistik çözümlere ihtiyaç duyuyoruz. Bu alanların dezenfekte edilmesi, belli saatlerde tedarik ve kurye sağlanması şeklinde burada da belli başlı kısıtlar getiriyor olacağız. Onun dışında aslında COVID'le mücadele önlemleri adı altında teknik ve ortak alanlarla ilgili aldığımız tüm ana başlıkları ben burada bir tek slide'da göstermek istedim size. Çok kısa hepsinden biraz bilgi vereyim. Asansörleri kullanımı sınırlandıracağız. Engelli ve bebeklilere öncelik vererek maksimum 2 kişiyle kabini sınırlandıracağız.
Kabin içi temizliği, hava temizliği de bizler için önemli. İyonizer fanla temizleme teknolojisi üzerine çalışıyoruz alışveriş merkezlerimizde. Yürüyen merdivenler de çokça alışveriş ziyaretçilerinin temas ettiği noktalar. Dolayısıyla bu noktaları da basamakları belli başlı stickerlarla işaretleyerek arada boşluk bırakarak ziyaretçilerimizin kullanmasını sağlayacağız. Burada da ultraviyole ışıkla temizlik üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Havalandırma konusu bizler için çok önemli. Kamuoyunda çokça bununla ilgili tartışmalar, görüşmeler var. Biz burada aslında çok net bir guideline yayınladık. Havalandırma konusuna oldukça önem veriyoruz. Burada %100 temiz hava oranına dikkat edeceğiz. Zaten belli başlı zamanlarda bu ölçümler yapılıyordu. Dolayısıyla alışveriş merkezlerinin açılışından 3 gün önce AVM'lerdeki havalandırmaya çalışıp temiz hava basmaya başlayacağız. Doğru aslında önlemlerle filtrelerin temizlenmesiyle birlikte alışveriş merkezinin içinde taze hava sirkülasyonunu sağlıyor olacağız. Aynı zamanda ıslak hacimlerde de 7/24, alışveriş merkezinde de 7/24 havalandırma sistemlerini açık bırakıyor olacağız ki burada yine taze hava sirkülasyonu gerçekleşsin. Islak hacimler yine tuvaletler, bebek bakım odaları, ziyaretçilerimizin sıklıkla kullandığı alanlar. Burada da aslında temassız sistemler getirmeyi, musluk gibi temassız sistemleri getirmeyi planlıyoruz. Ayrıca el kurutucular artık hayatımızdan çıkıyor ve havlu kullanımına yönlendiriyoruz müşterilerimizi. Mescitlerimizi belli bir süre yine kapalı tutma yönünde ilerliyoruz. Danışmalarımıza Semet Hanım'ın da bahsettiği gibi Plex uygulamalar, yer stickerları gibi önlemler alacağız. Dokunmatik ekranlarımızı artık kullanmıyoruz. Sadece dokunmatik dijital reklam panolarında duyurularımıza devam edeceğiz. Mağazalar açısından teşvik edici ve koordine edici yönde davranacağız. Biz profesyonel yönetim firmaları olarak mağazaların aldığı önlemleri denetleyip bunları koordine ediyor olacağız. Şimdilik restoranlar açılmayacak gibi gözüküyor. Ancak açıldığı dönemde belli kapasiteyle restoranlarda oturum sağlayacağız. Basılı menüler yerine dijital menülere yönlendirmeyi düşünüyoruz restoranlarımıza. QR kodla ya da temassız yöntemlerde ödemeleri öneriyoruz. Food courtlarda da yine bizim için kısıtlı sayıda, yani diyelim ki %30 oranında oturma kapasitesinin kullanılmasını sağlayacağız. Belli başlı masalarda sandalyeleri azaltacağız ve biz burada tek kullanımlık dezenfeksiyon bezleri aslında böyle noktalar oluşturmayı planlıyoruz. Ziyaretçilerimizin böylelikle kendilerini daha rahat hissedeceği, bu alanları kendi temizliğini yapıp daha rahat hissedeceğini düşünüyoruz açıkçası. Bu dönemin başından beri aslında temizlik ve güvenlik firmalarıyla çok birlikte kol kola hareket ediyoruz. Kendileriyle birlikte çalışıyoruz. Zaten sektörün liderleri de şu anda burada. Onlar daha detaylı bilgi veriyor olacaklar bu konuyla ilgili. Bir de ziyaretçilerimize yaptığımız ankette de gördüğümüz kadarıyla aslında birçok ziyaretçi tedbirleri duymak istiyor, öğrenmek istiyor alışveriş merkezleriyle ilgili, alınan tedbirleriyle. Dolayısıyla bunları da AVM içi duyurularıyla yapacağız. Burada bir takım bizim oluşturduğumuz örnekler var. İşte yer stickerları, flor grafikler, askılı panolar, dön kartlar gibi bu yönlendirmelerle de müşterilerimizi yönlendiriyor olacağız. Mirşat, çok teşekkürler. Bence çok aydınlatıcı bir rapor. Bu raporu da müsaadeniz olursa A7 olarak zaten bütün organize perakendenin faydasına bir çalışma olduğunu düşünerekten söylüyorum bunu. Tüm Türkiye'yle de arzu ederseniz paylaşabiliriz. Tüm alışveriş merkezlerinin datası bizde var. Çünkü günün sonunda sizin hazırlamış olduğunuz, bizim hazırlamış olduğumuz bu raporlar birbiriyle örtüşen raporlar. Çünkü doğru günün sonunda bir tane. Ve bu burada aslında perakendecilerin alması gereken bir takım önlemleri de aslında öneriyoruz. Yani çünkü alışveriş merkezini biz bu açılış süreci Sayın Cumhurbaşkanı'nın 11 Mayıs'ı işaret etmesinden sonra başlayan ve aksiyona geçmeye başlayan alışveriş merkezleri 11 itibariyle aksiyonları almaya başlıyorlar. Haziran'a kadar bu süreç devam edecek gibi gözüküyor. Evet. Açılış bir adımı aslında şimdi söz vereceğim sayın konuklarımız zaten anlatacak. İçeride yer alan çözüm ortaklarımızın personellerinin servislere
binip ilk gelmeye başlaması sonrasında müşteri kabulüyle başlıyor ama sonrasında tabii ki de içeride ortak alanların haricinde mağazalara dağılıyor. Mağazalarında bir takım önlemler almasını hem bekliyoruz hem talep ediyoruz aslında, değil mi, alışveriş merkezleri olarak. Cavit Bey, ben sözü müsaadeniz olursa Semet Hanım'dan ve Mişat Hanım'dan sonra size vermek istiyorum. Çünkü yeni normale dönüşte en önemli konulardan bir tanesi dezenfektasyon, operasyon, neler yapacağız, ne aksiyonlar alıyoruz. Bu arada Murat Bey'e ve size de çok teşekkür ederim. Çünkü biz bu mevcut raporu hazırlarken sizlerden de görüş aldık. Sizlerden de arkadaşlarla oturduk, konuştuk. Onlar da katkıda bulundular. Aynı şeyi, aynı söylemi tüm sektöre verebilelim diye. Bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Söz sizin, buyurun. Evet, teşekkür ederim öncelikle. Tabii aslında baktığınız zaman AVM diye konuştuğumuz çok daha geniş bir hayatı kapsıyor. Bizim de touch point diye adlandırdığımız, tabii kendi tarafımızdan baktığımızda biraz da çalışanımızın hayatını algılamamız gerekiyor. O da şöyle başlıyor. Aslında evinden itibaren başlayan ve işe gelişiyle birlikte başlayan ve burada işte kullanacağı servislerden tutun, tesise girişi, tesis içindeki yaşamı ve bu yaşamı sürdürürken de kendi bakımının doğru olması gerekiyor ki o tesise gelen müşterilerimize de herhangi bir şekilde bir zarar vermeyelim. Dolayısıyla bu zincir, bu halkayı bir şekilde doğru yürütmek ve doğru yaşatmak gerekiyor. Dediğim gibi öncelikle işe geliş, işe giriş ve bu meyandaki gene onlara ayrılmış olan soyunma giyinme odalarının doğru tasarlanması, oradan da normal günlük iş ve rutinlerini yapıyor olabilmeleri. Tabii burada bizim işimizi yapmamızla birlikte en önemli konu, biraz evvel de bahsedildiği gibi, bilgi aktarımı. Yani tesisin kullanıcılarına doğru bilgiyi ve hangi işlerin sürekli olarak yapıldığını doğru olarak aktarabilmemiz gerekiyor. Bunun için de özellikle hazırlamış olduğumuz epey posterlerimiz var. Hem kullanıcıların neler, hangi tedbirlerin alındığını bilmesi amacıyla astığımız, hangi hijyen sistemlerinin ve hangi kimyasalların da kullanıldığını belirten hazırlanmış şeylerimiz var, posterlerimiz var. Aynı zamanda biraz evvel yine bahsedildiği gibi bu sosyal mesafeyi korumak için tüm tesislerde işte gerek yürüyen merdivenlerdeki işte aralıkların ve asansörlerin, tüm bunların doğru bir şekilde belirtilmesi, hijyenin daha etkili olması açısından önemli adımlar olacaktır. Özellikle ıslak hacimlerde ve arka alanlarda, yani tesislerin işte depo olsun ve koridor olsun, bu tarz yerlerde de aynı hijyenin sağlanması bu açıdan çok önemli. Yurt dışında özellikle şu an başlatmış olduğumuz ve burada da kullanmayı düşündüğümüz Hygiene Steward dediğimiz bir yeni görevli aslında burada yer alıyor. Bunlar üzerindeki tişörtte de bunu belirtilmiş bir şekilde alanlarda gezecek olup, özellikle insanların sık dokunduğu, mesela kapı kolları, yürüyen merdivenlerin kenarları, asansör kapıları, düğmeleri, yani genelde herkesin ortak olarak değeceği noktaları sürekli olarak dezenfekte edecek ve bunların temizliğini kollayacak pozisyondaki kişiler olacak. Bunlar dolayısıyla biraz daha kullanıcıların da kendilerini daha güvende hissetmesi amacıyla yaratılmış pozisyonlar. Genel olarak tabii ki dezenfeksiyon önemli bir şeye girdi hayatımızda. Bununla ilgili şu anda kullanılan değişik malzemeler var. İşte nanoteknoloji gibi dediğimiz 90 gün antibakteriyel ve antivirütik yüzeyleri sağlayan malzemeler var. Biraz daha buna benzer antibit gibi 2-3 uygulamada aynı şeyi sağlayan malzemeler var. Tabii ki bunların kullanımını maksimize etmemiz gerekiyor. Özellikle food court açıldığı zaman, açılırsa şayet ki, evet, hani en önemli konulardan biri ve
doğru yönetilmesi gerekiyor. Doğru şartlarda ve doğru şekilde açılması gerekiyor. Bunları da tabii bunların hepsi birer ekstra maliyet olarak da maalesef hayatımıza yansıyacak. Yani düşündüğünüz zaman ekstra maliyetler sadece kullanılan kimyasal vesaire değil, hani tüm şeyde işte bu sosyal mesafeden dolayı işte ne bileyim servislerde gelecek kişiler daha çok servis kullanmak zorunda kalacak. Çünkü bir arabaya daha az insan taşıyacağız. Veya işte bunların kullanacakları alanlar belki biraz daha geniş olması gerekecek gibi gibi, veya food court'taki oturma kapasitesi azalacağı için orada da gene herkesin gelir modelinde bir düşme fakat gider modelinde de bir yükselme olacağı gözüküyor. Bunları umarım ki, ve bu herhalde önümüzdeki 24 ay hayatımızda olacak bir düzen gibi algılıyorum. Biraz evvelki arkadaşlarım biraz daha iyimser konuştu. Onlar son çeyrekte bir düzelme ve hayata daha normal hayata geçiş gibi algıladılar. Ama benim bakış açım aslında bir ikinci dalganın geleceği ve Eylül-Ekim sonu gibi tekrar bir kapanma yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani genelde globalde de konuşulan bu ikinci akımın mutlaka geleceği tüm dünya, sadece bize değil. Dolayısıyla bu akımı yaşarsak da maalesef tekrar bir gerileme ihtiyacı olacaktır diye düşünüyorum. Ama biz elimizden geldiğince o akımı yaşatmamak için tabii etrafı ve insanları ne kadar bilinçlendirirsek, özellikle bu kalabalık alanlara gelen kişileri bilgi akışıyla ve tüm yaptığımız bu tedbirlerin aslında onların iyiliği için olduğunu doğru mesajla verebilmemiz çok önemli. Çünkü biliyorsunuz zamanında özellikle güvenlik tarafında insanlar X-ray'den geçme veya manyetik kapılardan geçmede bile inanılmaz rezistans gösterdi. Yani bu hayatımıza girene kadar ciddi bir alışkanlık gerektiren ve artık bugün tamam herkes bunu biraz daha kabulleniyor ama buradaki ekstra tedbirler de işte el yıkama, eldiven kullanma veya maske kullanma biraz daha insanların kabulleneceği ve normal hayatın bir akışı olarak görebileceği tedbirler olarak yer almak zorunda hayatımızda. Bir yurt dışındaki, yani siz uluslararası bir şirketlisiniz, yani sorulara geçmeyeceğim ama benim de merak ettiğim bir şey. Yurt dışındaki uygulamalarla Türkiye'deki şu anda planladığımız uygulamaları göz önümüze aldığımızda ben hani çok ileri düzeyde ve çok aktif ve proaktif davrandığımızı görüyor ve biliyorum ama bunu sizden duyuyor olmak bence önemli. Evet. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Yani şu anda aklıma gelen bir şey. Gerçi önce size planlamadık ama. Şöyle diyeyim, şimdi yurt dışında da aslında tabii hiçbir şey, yani bunların hepsi baktığınız zaman yani hayatımızda yeni bir şey. Yeni bir şey. Çözüm üretmeye çalışıyor veya daha teknolojik davranmaya çalışıyor. Daha az invasive, yani hayatımızı minimum şekilde nasıl yormayacak tedbirlerle devam ederizin aslında peşindeyiz. Yani insanlara rahatsızlık vermemek ama en azami tedbiri de almak. Hani bunlar çok önemli. Dolayısıyla baktığınızda işte yurt dışında birçok farklı şeyler konuşuluyor. İşte bu tüneller var mesela ama şu anda bu tünellerin pek hayatımızda faydası olmayacağı düşünüyor. Hatta zararlı olabileceği düşünüyor. Dolayısıyla o tünellerin şu an pek şey yok. Sabit termal kameralar var. Hatta bu yeni sabit termal kameralarda kişilerin fotoğrafını çekip hani daha sonra geri dönmek gerekirse kim olduğunu algılayabilmek için, ama burada da KVKK'yla ters düşen bazı uygulamalar olduğu için aslında hayatımıza şu an geçiremiyoruz. Ancak bu biri öncelik alır da KVKK derse ki şu an için bu daha önemli, evet bu kişileri mutlaka tespit edelim, belki o zaman onları hayatımıza sokabiliriz. Ama en azından şu anda sabit termal ateş ölçer, hani insanlara değmeden kameralarla kişilerin girişlerini, hatta şöyle diyeyim, ofis binalarında kişilerin çıkışlarını da ölçüyorlar. Yani sadece giriş değil, bina içinde o gün çıkış yaparken çıkış yapanı da ölçüyorlar. Çünkü belki içeride bir şey olmuş olabilir. Efekte oldu mu? Çıkarken bunu yakalayabilmek için hem giriş hem çıkışlarda bu ölçümleri yapıyorlar. Ben birkaç tane farklı ortamdaki şeye katıldım. Özellikle ofis hayatı olsun veya iş hayatındaki yapılan uygulamalarda. Yani en önemlilerden biri tabii ki gene yemek düzenimiz. Yani biz özellikle şirketlerde ve AVM'lerde de çalışanların yemek yediği, biliyorsunuz toplu alanlar var.
Evet. Burada da farklı bir düzene geçmek gerekiyor. Farklı menülere geçmek gerekiyor. Belki sıcak yemekten veya açık büfelerden artık vazgeçilip değişik uygulamalara geçilmesi konuşuluyor. En önemlisi steril birkaç alanın bulunması. Hani özellikle bir kişide tespit edildiği an bir ateş vesaire, bunun doğru alanda izole edilmesi için bu tarz alanların yaratılması gerekiyor. Kişiyi işte ambulans vesaire gelene kadar izole edebileceğimiz bu alanların olması gerekiyor. Genel olarak bunlar. Hani başka şu an çok ekleyebileceğim konu yok. Tabii ki teknik malzeme kullanımları var. Yani hangi malzemeleri, hangi kimyasalları, hangi makinelerle kullanalım gibi. Bazı imalatçıların şu an işte önerdiği anında sterilizasyon için buğu kullanımı gibi bazı çözümler var. Bunları test ediyoruz, deniyoruz. Sanıyorum ki önümüzdeki 1-2 ay içinde çok farklı teknolojiler gelecek. Yani önemli olan bir şekilde otomasyonu hayatımıza sokup kişilerin aldığı riskleri minimize etmek üzerine kurulu. Biz şu anda özellikle işte sağlık tarafında çok ciddi bir çalışanımız var. Elimizden geldiği kadar bunları ayakta sağlıklı tutmaya çalışıyoruz. 10 bine yakın çalışanın şu an ancak 70'i hastalığa yakalandı ve Allah süper. Bunların çoğu iyi. Dolayısıyla dediğim gibi öncelik çalışanımızı sağlıklı tutmak ki bunlar bizim son kullanıcımıza herhangi bir şekilde bir çok şey bulaştırmasın. Çünkü onların ev yaşamları ve kendi yaşamlarını kontrol altında tutamıyoruz. Kişiler her gün eve gidiyor geliyor. Onların o daha kalabalık hanelerde yaşıyorlar ve kiminle ne şekilde interakt ettikleri bilmediğimiz için bizim için önemli olan geldikleri iş yerinde kullanıcılarla ilgili olan temaslarını minimize ettirmek. Doğru. Cahit Bey çok teşekkür ederim. Soru cevaplarda zaten gelen sorular var. Ben size tekrar dönüş yapacağım ama şimdi müsaadenizle konunun çok önemli ayaklarından bir tanesi. Sizin gerçi iki şapkanız var. Ama sözü Securitas Türkiye Ülke Başkanı Sayın Murat Köse Reisoğlu'na bırakacağım. Çünkü ilk konuşmacılarımız da bahsetti. İşte sosyal mesafeler var. Ve herkesin çok merak ettiği aslında ilk sorularında başında AVM'ye girerken bu X-ray'leri sizle de örtüşüyor. X-ray'leri dezenfekte edecek miyiz? Çantaları bırakacak mıyız? X-ray'ler kullanılacak mı? Elle mi arama yapacağız? Telefonları ne yapacağız diye. Bugün çok perakendeci konuğumuz da var. Şu anda yaklaşık sayı artarak gidiyor. Yine 40'ın üzerinde ilimizde bağlantımız var, 400'e yakın katılımcımız var. Ama sözü ben Murat Bey'e vererek güvenlik tedbirlerimiz neler, neler olacak? Bundan sonra yeni normal ve açılışla beraber oluşacak, daha doğrusu yeni normale geçişteki aşamalarda neler olacak? Onları dinleyelim diyorum. Buyurun Murat Bey. Teşekkür ederim. Herkese güzel bir bilgilendirme olsun. Biz birbirimizden faydalanıyoruz. Gerçekten sizlere de teşekkür ederiz. Alkaş'a da teşekkür ederiz. Böyle bir zemin platform yaratıyor. Biz birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz. Ben biraz genelden özele gelmek istiyorum. Bu en son bahsettiğiniz detaylara belki en sonunda geleceğim ama hani herkesin bir yurt dışı bacağı var. Securitas da işte 50-60 ülkede çalışıyor. Bir sürü yerde işler yapıyor falan ama dünyanın genelinde, yani ben Amerika'yı da azıcık biliyorum ama Avrupa'da gittiğimiz büyük şehirleri falan hepiniz biliyorsunuz. Yani bizdeki alışveriş merkezi yatırımı, tasarımı, anlayışı falan filan gerçekten Avrupa'da falan yok. Amerika'da da pek yok gibi geliyor bana. Yani oralarda güzel department store dedikleri department store'lar var. Yani onlar Türkiye'deki gelişmiş, bence öyle, çok gelişmiş bir alışveriş merkezi artık gerçekten hem tüketicisinde hem yatırımcısında hem işte bizim gibi bunun parçası olanlarda bir iş kültürü var. Bu aslında bizim geçtiğimiz yıllarda da hepimizin kaslarını geliştirdi. Yani hepimiz birbirimizle de rekabet ederken aslında daha iyi yapmak, daha farklı yapmak, oyunu daha farklı yaratabilmek için aslında biz bambaşka bir alana doğru evrilmiş vaziyetteyiz zaten ülke olarak bu alanda. Şimdi
benzerini mesela yurt dışında neler yapılıyor dendiği zaman ben neredeyse diyeceğim ki yurt dışında bir şey yapılmıyor diyeceğim neredeyse. Çünkü oradaki normalle bizdeki normal zaten eskiden de farklıydı. Yani oralardaki güvenlik anlayışı uygulamaları ile bizimki farklıydı. İyiydi kötüydü bilemem ama bizim ülkemizin gerçekleri bu. Biz neredeyse havalimanı gibi alışveriş merkezlerimizi koruduk. Terörden korktuk, koruduk. Hırsızlıktan korktuk, koruduk. Ve sonunda biz bambaşka bir kaslar geliştirdik aslında. Ama güvenli alanlar yarattık. Tabii. Şimdi ama onun semeresini yeme zamanı geldi diye düşünüyorum. Çok doğru. Bir yandan açıkçası. Çok yani doğru. Şimdi biz bakın biraz önce sunulan şeyleri gördüğünüzde yani ben eminim bunların hepsi de kopyala yapıştır Avrupa şeyleri değil. Yani burada üretilen fikirler aslında. Kesinlikle. Şimdi bu bizim organize parakendinin ki çünkü Securitas Türkiye'de aslında bunun çok iyi bir parçası bizim işimizin %23'ü alışveriş merkezlerden oluştu. Şimdi bunun için yapabilecek bir şeyim yok. Bunun en iyi hale gelmesi bizim önceliğimiz. Dolayısıyla alışveriş merkezleri ne kadar iyi olursa bizim de işimiz aslında o kadar hızlı iyi olacak. Eğer iyi olmazsa bizim de işimiz o kadar hepimizin kötüleşecek. Onun için yani hani aynı teknenin bir sandalyesinde biz de oturuyoruz. Onun için ne kadar iyi olabilirsek bu dönemde aslında belki de bir fırsat diye düşünüyorum. Yani organize parakendenin kendini tekrar işte daha doğrusunu yapanlar, daha hijyenini yapanlar, daha güzelini yapanlar alışveriş merkezi denebilecek bir eşikteyiz biz. Bu hepimiz bunun bir parçası olacağız, ucundan tutacağız. Bunu becerdiğimiz ölçüde aslında biz bir anlamda Türkiye'deki yerimizi alışveriş merkezleri olarak daha da sağlamlaştırmış olacağımızı düşünüyorum. Parakendecinin de bundan aslında mutluluk duyması gerekecek. Çünkü önünü açıyoruz bu işlerin. Biz de ucundan tutuyoruz işte. Temizlik bir ucundan tutuyor, güvenlik bir ucundan tutuyor, teknik bir ucundan tutuyor tabii. Dolayısıyla bu dönem bizim açımızdan çok kritik diye düşünüyorum. Ve başarılabileceğine de çok inanıyorum. Yani gelişimizden belli, şu andaki gidişimizden de belli. Tabii bu arada belki bazı prensiplere dikkat edebilirsek, ilk aklıma gelenler onlar. Mesela bir tanesi bu dönemde tamam bizim başka misyonlarımız vardı güvenlik olarak. Ama şimdi bir miktarda aslında halk sağlığına gözetme misyonumuzu üstleneceğiz. Doğru. İşte bilim kurulu bir rehber söyleyecek şöyle şöyle davranın diye. Sağlık Bakanlığı yayınlayacak. Oradan gelecek İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı bunları böyle böyle yapın der arkadan. Çünkü maskede söyledi, ateş ölçmede söyledi. Muhtemelen yarın 10 metrekare derlerse bize de diyecekler ki 10 metrekareye bakın. Maskesiz girilmemesine bakın vesaire. Tamam arkamıza bu tip rehberleri ve efendim devletin tavsiyelerini alacağız. Ama bu uygun bunları hayata geçirmek bizim işimiz olacak. Yani hepimizin işi olacak. Biraz önce gösterilen görsellerin, işaretlemelerin benim açımdan çok büyük önemi var. Çünkü biz neticede bir hizmet veriyoruz. Hatta biraz narin bir hizmet veriyoruz. Müşterimizin mutluluğu diye bir kavram var hayatımızda. Girenin tekrar ve tekrar ve tekrar ve her gün gelmesini istiyoruz. Dolayısıyla hiç kimseyle çatışma istemiyoruz. Herkesle güzel ayrılmak istiyoruz. Kimseyi ikaz etmek istemiyoruz. Kimseyi ittirip kaktırmak istemiyoruz. Onun için en az karşılaşma en temiz iş olacak. En az karşılaşma içinde ne kadar biz işaretlemelerle, çizgilerle, oklarla ne varsa ne olur o azami ölçüde yapılmasını öneriyorum. Bu aslında bir daha az güvenlik görevlisi ihtiyacı doğuracak. Yani daha az koşuşturmaya sağlayacak. Onun için görsel olarak ne kadar hazırlandığımızın da karşı tarafa bir göstergesi olacak bu bizim açımızdan. Ve ikinci olarak da kullanabildiğimiz kadar teknoloji kullanalım. Yani ben yıllardır bu işin içindeyim. İnsanın en pahalı ve en riskli kaynak olduğunu size söyleyebilirim. Yani 4500 kişiyle çalışıyoruz. Biz Türkiye'de alışveriş merkezlerinde normal zamanda şimdi aşağı yukarı 2000 kişiyiz. Kapandığımız halde 2000 kişiyiz. Ve size çok açıklıkla söyleyeyim. En pahalı ve en riskli kaynak insan kaynağı. Evet. Olabildiğince görselleri ve teknolojiyi kullanın. Teknoloji her halükarda insandan daha ucuz ve bazı hallerde de daha güvenilir. Onun için öncelikleyerek bu şekilde gidebilirsek ondan sonra insana düşen işi de güvenlik ekipleri yapacak. Zaten
genel prensipleri aslında ülke genelinde biliyoruz. Ama özeline indiğimizde de her alışveriş merkezinin, her yönetim şirketinin kendi bir tarzı var, bir stili var. O stiline ayak uydurarak onun müşteri yönetimi ne şekildeyse, mağaza yönetimi ne şekilde, biz de onlara ayak uyduran uygulamaları yapacağız. Bir tane şey de, biz şimdi başka riskleri yönetmeye alışmıştık bugüne kadar. İşte kavga olurdu, yangın olurdu, efendime söyleyeyim başka hırsızlık olurdu, çatırtı patırtı olurdu. Şimdi de başka bir çatışma yönetimiyle karşı karşıya kalacağız. Bir de bunu koordine etmek zorunluluğumuz olacak. Tekniğiyle, temizliğiyle, yönetimiyle, mağazasıyla, güvenliğiyle aslında bir Covid'liği ne yapacağımızı, bu konuda reaksiyon gösteren bir insanla nasıl muhatap olacağımızı, hangimizin hangi rolü üstleneceğinin aslında bir koordinasyon toplantılarını AVM başına veya işte grup başına, hani bir grup AVM başına yapılmasında ve önümüze bu işle çıkabilecek küçük krizcikleri diyeyim, nasıl yöneteceğimizi de iyi planlamamızda fayda var. Yani gelişine vurmayıp da hani planlı bir şekilde krizi, bu tip krizleri yönetebilirsek daha iyi olur, daha iyi bir sınav vermiş oluruz. Mutlaka karşımıza çıkacaklar. Her alışveriş merkezinde birkaç gün içerisinde başımıza bir şeyler gelecek. Ne kadar iyi yönetebilirsek aslında o kadar iyi sınavımızdan geçeceğiz. Bunun dışında güvenlik tedbirlerine gelirsek, yani biz halk sağlığı tedbirleri diyebileceğimiz bu işte maskeydi, ateş ölçmeydi, sosyal mesafeydi, bunlara azami destek vereceğiz. İşimiz bu olacak bir anlamda. Ama sizlerle daha önce yaptığımız bir kısa sohbette de hani İçişleri buna nasıl bakacak? Biz şimdi X-ray'leri temizlesek mi, temizlemesek mi, yoksa el detektörüyle mi arasak da X-ray'lerden geçirmesek mi dediğimizde, ya ne diyeyim, keyifli söylemiyorum ama gerçek bu. Diğer kurallar hala yürürlükte dediler. Ben bu sabah sizlere söz verdiğim gibi bir görüşme yaptım. Dedim ki hani bir şey sorsak mı size? Neyi soracaksınız dediler. Hani ne yapacağız güvenlikte, işte adamın aramasını, kapıdan geçmesini, şunu. Biz size öbür kararların kalktığını söylemedik dediler. Yani benim aldığım mesaj bu. Dolayısıyla biz ne yapıp yapıp hem güvenliği hem halk sağlığını temin etmek gibi bir şeyle karşı karşıya kalacağımızı tahmin ediyorum. O zaman burada benim Cahit Bey'e söylediğim şey oluyor. X-ray'lerin dezenfektasyonunu bir şekilde maksimumda tutmamız gerekecek. Vallahi yani... elimize bir bez alıp sileceğiz mi? Cahitlerin verdiği bir spreyi sıkacağız mı? Ama bir anladığım kadarıyla o bantları çevirmek zorunda kalacağız gibi geliyor bana. Bir yöntemini bir bulacağız. Bir protokoller gelişecektir diye tahmin ediyorum Murat Bey. Siz bir önceki toplantıda hatta bir hani poşet çözümünden belki bahsetmiştiniz. Yani biz de yaratıcıyız dedim ya. Bizim yani bir şeyleri çözme kaslarımız gelişmiş vaziyette mi? Yani memleket olarak da. Çünkü biz sadece bu bizim gördüğümüz ilk kriz değil ki. Tamam, en kötülerinden bir tanesi ama zaten biz geçen sene bir krizden çıkmaya çalışıyorduk. Ondan önce de başka bir 2018 yaz krizi. Yani bizde kriz bol. Onun için bir takım kaslarımız bu yönde gelişmiş olduğu için bunları da çözeceğiz. Yani belki poşetler kullanılacak, dediğim gibi X-ray'lere konarken telefonlar, anahtarlıklar için belki poşetler kullanacağız. Belki müşterilerimiz öyle tedbirlerle gelecek. Kendi torbalarını kendileri getirecekler, atacaklar. Onları düşünebiliyorum. Ama biz hazırlıklı olmaz. Yani en basitinden biz temizlik ve hijyen konusunda özellikle girişlerde görseli yüksek bir görüntü vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Gelen müşterimizin burada tedbir alınmış, hem hijyen hem güvenlik tedbirlerini almışlar demelerini hepimizin arzu edeceğini düşünüyorum açıkçası. Karşılamada güvenlik görevlileri siperlik, maske ve eldiven kullanacaklar diye bir planlamamız var. Eldiveni bir şey yayınladı. Şimdi adını geçeceğim. Halk Sağlığı Genel Halk Sağlığı Müdürlüğü. Evet. Eldiveni tavsiye etmiyorlar aslında. Çünkü ellerinizi yıkamanızı öneriyorlar. Yani daha fazla ama maskelik ve işte maske bu İşte siperlik. Onların kullanılmasını söylüyor ama azami ölçüde ellerinizi dezenfekte edin, yıkayın şeyindeler. Biz de o kurallara uyacağız tabii. Peki, çok teşekkür ediyorum. Müsaadeniz olursa aslında çok zamanımız kalmadı. Yani böyle bir 25 dakikalık bir soru cevap yapalım arzusundayım. Oldukça da sorular geldi. Yani ve
ben soruları benim önüme bir yandan düşüyor. O yüzden bir yandan okuyorum. Sizlere şimdi yönelteceğim. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sizin Murat Bey'in son söyledikleriyle de örtüşecek, yani örtüştürmek için. Ben Ankara Deneme Lisesi mezunuyum. 14 tane sınıf arkadaşım tıp doktoru. 12 tanesi de profesör. Bir tanesi de bilim kurulu üyesi. Buradan hepsine de çok selam söylüyorum. Bu WhatsApp grupları üstünden de çok yakın görüştüğümüz insanlar. İlkokul, ortaokul ise beraber okuduk. Hepsi kendi dallarında bilim insanları. Şöyle bir şey söylüyorlar. Ben işte hepimiz böyle savaşıyoruz. Ya Türkiye bu işi iyi yönetiyor mu? Nasıl yönetiyor falan. Bana hepsi şunu dedi. Günöz dedi. Biz dedi bu iş ilk başladığında Çin'den bütün protokolleri aldık ama gördük ki Çin'den gelen protokoller yeterli değil. Kendi protokollerimizi oluşturduk. Ve inanın ki biz sağlık çalışanları olarak bu pandemi çıkışında Türkiye olarak bir başarı hikayesine imza atacağız ve örnek göstereceğiz. Çok hızlı reaksiyon gösterdik ve protokollerimizi, kendi protokollerimizi yazarak uygulamaya koyduk. Şimdi bunu şundan söylüyorum. Ben bu operasyonla ilgili kendi protokollerimizi, alışveriş merkezi protokollerimizi de aynı sağlıkta olduğu gibi sektör olarak ortaya koyacağımız inancının tam. Yani Murat Bey çok doğru bir gönderme yaptı. Evet, biz yurt dışı örneklerine ne yaptı diye baz aldık. Önümüze koyduk ama gerçekten kendi gerçeklerimizi, kendi müşteri reaksiyonlarımızı ortaya koyarak bunları maddeledik. Celal'in raporu da, bizim yazdığımız raporda, sizlerin katkıda bulunduğu bütün bu çalışmaların tamamı böyle. Ve dolayısıyla da gerçekten güvenli ve sağlıklı alanlar yaratmıştık. Bunu yaratmaya da devam ediyoruz. Bana çok bu sabah bir arkadaşım bunu objektif sordu. Dedi ki sokak mağazaları açılıyor, siz de AVM'leri açıyorsunuz, ne yapacaksınız? Hani bu dedim bir kıyas değil ama elbette ki AVM'lere gideceğim. Çünkü AVM'lerin gerçekten çok daha hijyenik olduğunu, birçok önlemin alındığını biliyorum. Yani şu anda hani öbür tarafta da tam ne yapıldığını bilmiyorum. Mağazaların önlem alacağını hiç tereddütüm yok. Çünkü onlar da maksimum özeni göstereceklerdir. Perakendeci müşterisine çok hassas ve çok önem veren, değer veren bir noktada. Bugün sabah gene bu yayına girmeden önce sevgili abimiz, büyüğümüz ve benim aklına zekasına çok inandığım Ali Saydam'ı aradım. Dedim ki Ali abi sürece ne diyorsun? Dedi ki çok özet bir şey söyleyeyim sana dedi. Türk halkı çok akıllıdır ve Türk halkı çok hızlı reaksiyon gösterip yeniliklere adapte olur. Bu işten bence iyi bir şekilde çıkmaya başladığımızı öngörüyorum. Endişe etmeyin dedi. Şimdi bunlar tabii önemli olduğunu düşündüğüm mesajlar. Ben müsaadenizle size şimdi soruları okuyaraktan yönlendireceğim. Sevgili Ali İbrahim İleç demiş ki normalleşme sürecine girerken perakende sektöründe özellikle alışveriş merkezleri için planlanan güvenlik önlemleri, stratejileri nelerdir, ne tür senaryolar yazılıp bunlara göre aksiyon alındı diyor. Biz bunlara aslında cevap verdiğimizi düşünüyorum ama buna ek yapmak istediğiniz bir konu varsa Murat Bey hemen sizi size vermek isterim ama bununla bir konuyu da daha birleştireceğim. Tuğba Hanım sormuş, termal kamera kullanımı da zorunlu hale gelecek mi? Yani çok aşırı detaya girmek istemiyorum. Tabii en temel şeyler yapılacak ama kamera, ateş ölçme, temassız ateş ölçme. Elle de ölç, elle dediğim bu el aletleriyle de ölçebiliriz. Termal uzaktan kamerayla da ölçebiliriz. Bana sorarsanız aslında el aletleri daha ucuz ama biliyoruz daha az güvenilir, daha sık arıza yapıyorlar, ucuzlar. Kısa bir dönem için olsaydı bu iş, belki el aletleriyle bir iki ay içerisinde bu işi atlatırdık diyebilirim. Ama öyle başlayabiliriz. Ama açıkçası daha iyi cihazlarla bu işi yaparsak sanki bana daha iyi gibi geliyor. Çünkü bu işin hemen gitmeme ihtimali var. Bu virüs şeyi de, bu virüs bu sene geldi ama bu ne diyorlar, COVID serisinin başka türevleri olabilir. Yani bizim bir takım planlarımızın olması lazım. Ateş de zaten tek göstergesi değil bu işin, biliyorsunuz. Yani ateş olmayanlar da olabiliyor. Dolayısıyla orada da bir aslında bir fire payı var bu işin. Doğru. Ama güven telkin etmek, işi doğru yaptığımızı göstermek, kolayına kaçmadığımız, olabilenin en iyisini yapmaya çalıştığımızı
göstermek açısından da daha görseli de yüksek cihazları kullanmayı tercih etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Semet Hanım beni durdurdu. Semet Hanım'ın... Yok, durmadım, bekliyorum, söz istedim. Tabii. hemen vereceğim zaten. Semet Hanım, size yönelteceğim başka bir soru daha da var. Hem bunu hem isterseniz ona da cevap verirsiniz. Okay, isterseniz Murat Bey bitirsin, ben araya girmiş olmayayım. Olur. Dolayısıyla tek şeyimiz ateş ölçümü değil. Maske ile ilgili de problemlerimiz var. Çünkü maskede bizi başka bir riskimiz teşhisle ilgili problem yaratıyor. Ama çoktan eşkal tarifi için sadece yüze ihtiyacımız yok. Neticede güvenliğin alt detayları olarak görüyorum ama biz her halükarda gene üst aramalarını yapmak, bir takım çanta kontrollerini yapmak durumunda kalacağız diye düşünüyorum. Yani bunun başka çaresi yok gibi geliyor. Çok teşekkürler. Semet Hanım, buyurun. Sadece ateşle ilgili araya bir ufak ekleme yapmak istemiştim açıkçası. Evet. Murat Bey'in genel olarak söylediklerine katılmakla beraber ateşi ölçelim ama her çarşının ihtiyaçları da farklıdır. Yani genelleme yapmak, hepsine termal ihtiyaç vardır demek bence çok doğru bir yaklaşım olmaz. Çünkü hepsinin gün içi frekans dağılımları farklı, genel frekansları farklı. Termal ihtiyaç duyacak çarşı da olacaktır. Normal el tipiyle, daha doğrusu hepsi elde ölçüyor da, normal ev tipi diyeyim, onunla işini gayet rahat idare edecek çarşılar da olacaktır diye düşünüyorum. Çok doğru. Bir soru var. Metin Altuner'den geliyor. Binaya alınacak kişi sayısının alana göre sınırlandırılmasında alınan toplam alan açılımı nedir? Ayrıca birçok kapısında eş zamanlı olarak kişi sayısı ölçümlenmesine nasıl bir operasyon planlanıyor? Ben bu soruyu müsaadenle Semet sana ve Mirşat'a yönlendirmek istiyorum. Buyurun, söz sende. Şöyle ki, ortak alanda alınacak metrekare ortak alan metrekaresidir. Ben bu noktada biz alışveriş merkezlerinin ortak alanı olarak bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çok doğru. Yani Avrupa örnekleri de bunu gösteriyor. 90 çarşıda 2 çarşıda bu oranda bir sıkıntı yaşandı. Fakat mağazalar için daha kritik önemli bu. O yüzden mağaza içinde içeride çalışan personel sayısını da düşünerek içeride olacak maksimum müşteri sayısının kapıda görünür bir şekilde belirtiliyor olmasını biz kiracılarımıza tavsiye ediyoruz. Bu noktada zaten tasarım çalışmalarımızı da yaptık. Biz kapılara sticker öneriyoruz bu noktada. Ki ziyaretçimiz direkt kapıda geldiğinde görsün, bu mağazada içeride maks 5 kişi olabilir. 5 içeriği saysın, 2 varsa girsin, 5 varsa kapıda beklesin gibi. Alışveriş merkezi ortak alanında da ortak alan metrekaresi. O da bir sıkıntı çoğu çarşı için yaratmayacaktır. Mirşat'cığım, senin ekleyeceğin bir şey var mı burada? Evet, biz de aslında burada kapılara giriş çıkışlarda bir önlem düşünüyoruz. Yani evet, bir sticker'la işte sıralı olarak müşterileri almak. Onun dışında bir takım firmalardan da bize öneriler de geldi. Yani işte belli bir sayıya ulaşınca yeşil, belli bir sayıya ulaşınca kırmızı, artık içeri alma, hem girişi hem çıkışı sayıyor. Dolayısıyla biz bunlar üzerinden de odaklanıyor olacağız. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bir tane önemli olduğunu düşündüğüm bir soru var. Sevgili Mirşat ve Semet, size teşekkür ediyorum. Bu soruyu müsaadenizle ben Murat Bey'e yönlendireceğim. Serkan Mamak sormuş. Ateşi ölçümü yapıldığında güvenlik görevlisinin yasal yaptırımı nedir? İkincisi, ateş tespit edilen ziyaretçi ambulans ya da polis gelene kadar karantina altına almak ne kadar yasal? Üçüncüsü de, ziyaretçi ateş tespit edildikten sonra karantinaya girmeyip dönüp giderse güvenlik görevlisi nasıl bir aksiyon alacak? Çok temel prensiplerden hareket etmek istiyorum. Yani bizim elimizde bir mevzuat var, yani bir kanun var. Bu kanunda bize verilen bir takım yetkiler var. Yani ben şimdi bir an için şeyi bırakıyorum, ateş ölçümünü. Evet. Biz kendi kanunumuzda şiddetli bir şüphe duyduğumuzda bir kişiyi alıkoymaktan bahsediyorum. Yani orada gerekirse zor kullanarak alıkoyup ama en yakın kolluk kuvvetine haber verip
O geldiği zaman da ona teslim edebiliyoruz. Kolluk kuvveti 2 saat geç gelirse biz 2 saat onu orada tutabilecek bir elimizde mevzuat var aslında. Şiddetli şüphe nedir? O da ayrı bir müphem bir konu. Dolayısıyla ben yetki konusunda bir problem yaşanacağını zaten çatışmada buralardan çıkıyor. Yetki konusunda bir problem çıkacağını zannetmiyorum. Yani siz birisinin ateşini 38 gördüğünüz zaman, bir kere daha üstünüzde bir daha 38 gördüğünüz zaman giremezsin diyebiliriz. Ama alıkoymakla ilgili bir şey olduğunu düşünmüyorum üzerimize. Ama içeri girerse ısrarla o zaman alıkoyabiliriz. İçeri girerse, içeri girmeden ben onu alıkoyamam. Yani döner kaldırıma gider bilemem. Onu o kendi bileceği şey. Okay. Ama biz içeride bizim için risk teşkil ettiğini düşünüyorsak bu bizim için aslında bu gelen genel rehberlere ve devlet öngörüsüne muhalefet olduğu için ben hiçbir problem yaşayacağımızı açıkçası zannetmiyorum. Ha nasıl müdahale ederiz? Belki ona bizim sarılmamızın da kuralları olması lazım. İşte sizin bahsettiğiniz hani bir araya gelelim, tulumla mı yanaşacağız? Avi'nin bahsettiği bir odaya mı koyacağız, orada mı muhafaza edeceğiz, nasıl yapacağız? Bunların çözülmesi gerekiyor birazcık da. Bu arada bir ek bir bilgi, bunu da ben hani sizler biliyorsunuz paylaşmıştım. Dün ben Bakanlar Kurulu bir sağlık komitesi, yani Sağlık Bakanlığı'nda olduğu bir toplantıdan Ticaret Bakanlığı bir konferans kola bağlandım. Bizim yaptığımız, vermiş olduğumuz önerilerde KVKK konusu demin Cavit Bey dile getirdiği için söylemekte fayda var. Katılımcılardan da soru geliyor. Bizim hukuk komite başkanımızın da bir yorumu olarak hani bu ateş ölçümüne de bazı ultraviyole infrared olanlar kayıt alıyor falan, bu KVKK'ya ne kadar girer girmez diye. Dedi ki bakanlık bana, biz onu zaten dedi görüş olarak verirken çıkardık ama dedim hani hukuki bir sonucu olur mu? Yunus Bey, çok mücbir sebep var ortada. Yani şu an hani çok ona takılmıyoruz gibi. Yani böyle üstte biraz hani bir yorumda bulundular. Ama bu tabii sonrasında regülasyonda ne olur, nereye gider bilemiyorum. Bir sorum Cavit Bey'e. Salih Bey sormuş. X-ray içine ultraviyole ışın konabilir. Aslında sormamış, söylemiş. Yani konulabilir mi? Hani dezenfektasyon için. Yok. Yani şöyle, şimdi ultraviyole çok bilinçli kullanılması gereken bir şeydir. Yani onun o X-ray'in imalatında direkt olarak doğru bir şekilde kullanılarak konduğu takdirde belki olabilir ama bu tamamen imalatçının yapabileceği bir tadilat. Yani bizim buradan yapabilerek hani gidelim şu X-ray UV'yi koyalım yapalım diyeceğimiz bir konu değil. Çünkü şu anda UV ile ilgili birçok çözüm geliyor bize. Hatta biz birebir bir tanesinin içindeyiz şu an. Özellikle bu UV ışınının daha çok kapalı hazneler içinde ve izole alanlarda kullanılması gerekiyor. İnsanların olmadığı. Mesela şu anda özellikle hastanelerde de kullandığımız, işte odada kimse yokken giriyorsun, 15 dakika açıyorsun, kapatıp çıkarıyorsun. Ondan sonra tekrar giriyor içeri. Dolayısıyla bu UV'lerin böyle sürekli açık alanda kullanılması zaten sağlıklı bir şey değil. Yani o onu çok bilinçli kullanmaları gerekiyor. Çünkü şu anda ben birçok dükkanın ozon gibi çözümler de yaptığını duyuyorum. İşte ozonun da aslında toksik bazı etkileri var. Onları da doğru araştırmak gerekiyor. O yüzden dediğim gibi çok fazla önerilen teknik cihaz var ama bunların doğru elenilerek sağlığımıza da zarar vermemek üzere bir çözümle gitmesi daha doğru olur. Yani benim düşüncem tabii ki şeylere, X-ray'lerin içine bir sisleme usulüyle bu biraz evvel bahsettiğim nanoteknoloji malzemelerden bir uygulama yapılabilir. Ama bunun da ne kadar o antibakteriyel vasfını koruyacağını biraz daha sıkı takip etmek. Çünkü bir yüzeyde biliyoruz, bazı yüzeylerde bu 80-90 güne kadar koruyabiliyor. Ama bir X-ray'in içinde işte ısı var, farklı teknolojik malzemeler var. Bunlar o chemical'ları aynı şekilde orada barındırır mı bilemiyoruz. Çok teşekkürler. Semet Hanım ve Mişat Hanım, size bir sual yönetmek istiyorum. Murat Toker sormuş. Açık konseptli AVM'lerde bu önlemler nasıl olacak?
diye bir suali var. Yani yönettiğiniz portföylerde açık konsept ya da açık konsept AVM'ler var mı? Evet. Varsa da bu önlemleri bir farklılaştırmayı düşünüyor musunuz diye. Nişat Hanım sizden başlayalım, sonra Semet Hanım'a sözü. Açık konseptli AVM'lerimiz var aslında, bunları da hatta sabah konuştuk bir yatırımcımızla. Bunun da avantaj olacağını, tercihte avantaj olacağını düşünüyoruz. Elbette bu birçok sıraladığımız, saydığımız önlemlerin hepsi açık kapalı, hepsinde uygulanabilir. Dezenfektan noktaları, hijyen noktaları, aslında böyle yine sosyal mesafe için uygulayacağımız kurallar. Bunların hepsi açık AVM'ler içinde kullanılabilir şeyler. Açık AVM'nin bir parça daha. Örneğin biz pazarlama etkinliklerimizi havaların da düzelmesiyle birlikte daha çok açık alanlarda yapmayı planlıyoruz. Hani büyük katılımlı konser, işte diğer çocuk etkinlikleri gibi büyük katılımlı, çoklu katılımlı pazarlama aktivitelerindense açık alanlarda bireysel etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Hatta ön rezervasyon sistemine geçmeyi düşünüyoruz. Artık bir etkinlik yapmadan önce internetten rezervasyonla belli kısıtlı katılımla insanları buraya almayı düşünüyoruz. Açık AVM'lerde de bunu avantaj olarak kullanıyor olacağız. Çok teşekkürler. Semet Hanım siz? Pek ekleyecek bir şey yok. Mirşat'a katılıyorum. Açıkla kapalının arasında alınacak önlemler anlamında bir fark yok. En önemli konu, her şey dönüyor dolaşıyor sosyal mesafeye geliyor aslında. Evet. Sosyal mesafe pardon, kuyruk yönetimini de kapsıyor. Sosyal mesafe ve buna yapılacak uyarılara herkesin duyarlı olması gerekiyor. Belki de hani sona yaklaşırken bunun tekrar altını çizmekte önemli olduğunu düşünüyorum. Mağazacısı, ekipler, temizliği, güvenliği, ziyaretçiler. Belki de bunun iletişimini biraz basında yapmak lazım. Uyarılara herkesin duyarlı olması. Evet, biz yeniliklere çabuk adapte olan bir toplumuz ama Murat Bey'in de dediği gibi yeni dönemde her insan doğası yeniye bir direnç gösterir. Bu direnci minimumda yapıp bu çatışmaların önüne geçmemiz önemli diye düşünüyorum. Bir tane bu söylediğin örtüşen bir soru var. Diyorlar ki yani AVM'ye gelen müşteriler doluluk oranına göre dışarıda bekletilirken koordinasyon sağlamada bir sorun olur mu? Ya da sağlanmasında bir şey planlıyor musunuz diye. Bunu da aslında bir değinmekte bence fayda var. Evet evet, zaten baştan beri dediğim bu kuyruk yönetimi terminolojisi aslında çok geçerli bir terminoloji. Her yerde uygulanacak bir şey. Ha, burada da ilave önlemler almak gerekir. Alışveriş merkezinden alışveriş merkezine göre farklılıklar gösterir. Kiminin ön alanı çok uygundur, gölgeliktir. Ona göre böyle yere de çizerek bu insanları, bekleyen insanları doğru bir şekilde sıralama yapılabilir. Biz bazı çarşılarımızda ekstra gölgelemeler planlamak zorunda kaldık. Hem hava şartlarının daha sıcak olması hem binanın fiziksel ihtiyaçlarının buna gereksinim duyması sebebiyle. Her projenin o gözle tekrardan bir bakıp gerekli ilave önlem varsa onu da almak gerekiyor. Ama en ideali, en kolayı yere kutular çizip ya da çizgiler ya da böyle yuvarlak ayak izleri, burada bek, burada dur gibi, o örnek fotoğraflarını gösterdiğim gibi, Hakezen Mirşat da gösterdi zaten. İnsanların böyle çok tartışmaya girmesine meydan vermeden, bak işte yerin burada, ha ben burada durmalıyım mı görüp anlamalılar. Evet, hayatımızı çok kolaylaştırır. Yani operasyon ve AVM yönetim işlerinin çok önemli tecrübeli isimlerinden sevgili Tuncer Kınıklı da diyor ki, Samet diyor mağazalara 10 metrekareye bir kişi hesabı mı yapıyor? Nasıl bir hesap yapıyor diye soruyor. Ama bunu mağazalar için sormuş. Mağazalar, ya ben yapmıyorum keşke. Bilirim yok. Belki bir gün yaparım, bilmiyorum. Bugün değil. 20 ya yani benim gördüğüm Almanya'da farklı iki uygulama var. 20 metrekareye bir kişi ve 10 metrekareye bir kişi ve hiç böyle bir kısıtlama olmayan çarşılarda var. 10 metrekareye bir kişi olursa ona göre hesaplanması gerekiyor. Biz çözümü kapıya sticker asmak olarak bulduk. Bu mağazanın içinde en fazla aynı anda şu kadar kişi, işte 5-10, o ortayı boş bırakıp kapıya asmak olarak. Peki sevgili Mirşat, sevgili Semet, regülasyon bize böyle bir şey söyler mi? Ya da söylerse ne yaparız? Yani metrekareye bir kişi hesabı dediğinde 100 bin metrekare bir AVM'de
bizim içeriye alacak giriş sayılarını otomatikman hesaplamamız gerekecek ve çıkışları da hesaplamamız gerekecek. Doğru mu? Yani yanılıyor evet. muyum? Evet. Böyle bir beklentiniz var mı? Evet, buna da hazırlıklıyız açıkçası. Yani bu hem belli kısıtta insan alınmasına hem de o hem ortak alanda sirküle eden ziyaretçi hem de mağazalarda bunun koordinasyonu içinde hazırlıklıyız açıkçası. Böyle bir genelgede bekliyoruz. Evet. Bu işte yani 10 metrekareye bir kişi de olabilir. Artık genelgeyle belirlenecek bir durum olacak. Bu noktada da aslında biz bütün projelerde bir salgın sorumlusu personeli atamayı düşünüyoruz. Bu personellerin de aslında tek elden koordinasyonla tek kontak kişi olarak bütün ekipleri koordine edip aslında bütün bu düzenleri sağlamasını bekliyoruz. Yani ortak alanlardaki sayılar, girişler, çıkışlar, mağazalardaki sayılar bunları tek elden koordine ediyor olacağız ilerleyen dönemde. Bunlar için de hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı yapıyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Semet, sen bir şey ekleyecektin zannediyorum. Evet. Belki yani biraz daha açıklık kazanması adına önemli olan çok dediğin gibi böyle matematik bölmek yapmak olamıyor. Çünkü aynı anda içeride olan kişi sayısı real time sayılar. Bu da her çer yani 100 bin metrekare dediğimiz zaman o çarşının ortak alanı farklılıklar gösterebilir. Kiminin çok geniş geniş koridorları vardır. Oradaki içeride aynı anda olabilecek kişi sayısı çok daha yüksek olabilir. Dediğim gibi ortak alanda alışveriş merkezleri bu kısıtlamada sorun yaşamıyor. Mağazalar daha kritik, onların daha fazla önem ve özen göstermesi gerekiyor. Ziyaretçiler de eminim buna daha çok dikkat edeceklerdir. Yani mesela bir tane izleyicimiz Bora Arı demiş ki merhaba Adana, burada AVM'de yazıyorum ben, Bora Arı ben. AVM iklimlendirmesi için %100 taze hava deniliyor. Fakat Adana, Antalya gibi sıcak iklimlerde %100 taze hava ile konfor şartını yakalamak çok mümkün değil. Bu konuda ne öneriyorlar? Diye bir suali var. Yani %100 taze havayı çok sıcak bölgelerde, Adana, Antalya gibi yerlerde yakalamak çok mümkün olmuyor. Bu konuda bir önerileri var mı? Katılımcıların diye sormuşlar. Evet tabii ki Antalya güneyde daha sıkıntılı ama taze havayı basacağız ve iklimlendirmede de filtrelerin düzenli değişimlerin, temizliklerinin, bakımlarının normalden daha sık ve daha iyi bir şekilde yapılıyor olmasını sağlamak gerekiyor. Onun dışında benim bildiğim başka bir şey yok. Böyle bir katılımda bulunabilirim. Çok sevinirim. Yani taze hava konusu da bir mit aslında. Yani yaşadığımız her yerde bir şekilde kapalı devre havalandırma sistemleri var. Dolayısıyla o konu şu anda bu virüsün yayılmasıyla alakalı bir ek motivasyon değil. Yani dolayısıyla tamamen bir şehir miti olup ona bence kimsenin takılmaması lazım. Çok teşekkür ederim. Bu şey için... Pardon, bir ilave Cavit Bey'e katılıyorum. Buna paralel bir de bu da bu dönemde yeni öğrendiğim bir şey. İçerinin nem oranının da daha sıkı takip edilmesi gerektiğini de öğrendim. Şimdi bununla ilgili de biz ilave ekipmanları sağlayarak daha sıkı bir nem takibine de başladık. Ben müsaadeniz olursa toparlamaya geçeceğim. Son sözlerinizi vereceğim teşekkür ederekten. Çünkü bunun haricindeki birçok paylaşım sorudan ziyade çok fazla teşekkür gelmiş. Hani sektörün bu döneminde herkes çok daha paylaşımcı ve bilgi paylaşmaya özen gösteriyor. Sonrasında da inşallah böyle olur diye sevgili Yavuz yazmış. Buna benzer birçok mesaj var. Ben tek tek sizlere söz verip teşekkür ederken müsaadeniz olursa bu sefer Cavit Bey'den başlayacağım. Sevgili başkanım, abim Hulusi Belgü demiş ki Göce'ye ne zaman gelecek, gelebilecek mi, bir çözüm var mı demiş. Onu da ileteyim, üstümde kalmasın. Evet. Buyurun Cavit Bey, son sözlerinizi alalım. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ya benim burada söyleyeceğim şu, hepimiz aynı taraftayız. Ve gerek yönetim tarafı, gerek hizmeti veren, gerek son kullanıcılar. Burada yaşayacağımız süreçte mutlaka herkesin alışması için bir patinaj süresi olacaktır. Yani insanların biraz zorluğu, bizim yaşayacağımız zorluklar,
Bunun maddiyat tarafı, iş gücü tarafı hepsi daha zor. Ama karşılıklı anlayışla ve doğru bir yerlere gelmek ve doğruyu yapmak, yani öncelikle insanların sağlığına önem vererek bir şeyleri yapmayı önceliğimize koyarsak bugünleri atlatacağız mutlaka. Sonuçta bizler servis firmasıyız. İnsanlara yardımcı olmak için ve çözümcül olmak için buradayız. Ve dediği gibi biraz evvel daha birçok şey yeniliğe açığız. Bunları da elden geldiğince hızlı bir şekilde Türkiye şartlarına da uygun olarak uygulayacağız. Çok teşekkürler. Murat Bey, size vereyim. Bu sefer erkeklerden başladım. Sözü en son sektörün bu kadınlarına, karar verici akıllı kadınlarına bırakacağım. Onlarla kapatacağım. Buyurun, siz de ne demek istersiniz? Doğru söylüyorsunuz, çünkü bizim söylediklerimizi her halükarda düzelteceklerdir. Biz erkekler her zaman doğruyu söyleyemiyoruz. Arkamızdan hep bir kadın bizim de neyi doğru yapmamız gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Katılıyorum. Aslında güvenlik ekipleri bu yapıların içerisinde yönetim anlayışının ya da oradaki olması istenen düzenin eli kolu haline geliyor. Dolayısıyla şimdi biz ne kadar ortak akılla berraklaştırabildiğimiz ölçüde yönetim anlayışını, onun sahada uygulanması, takip edilmesi, işte kimi zaman sayılması, kimi zaman uzak tutulması, kimi zaman ölçülmesi, neticede oradaki yönetim anlayışının eli kolu olan güvenlik ekiplerine düşüyor. Biz aramızda ne kadar berrak ve tutarlı olursak aslında güvenliği de o kadar doğru yönlendirip sınırlarında tutup müşterimizi memnun edip aynı zamanda da tedbirlerimizi uygulayabiliriz. Onun için biz tüm endüstrinin güvenlik ekipleri için söylüyorum. Yani işbirliğine hazır olduklarından eminim. Çizgilerimiz, kurallarımız belli olduğu sürece uygular geçeriz. Hiç problem görmüyorum açıkçası. Çok teşekkürler. Sevgili Semet, söz sende. Öncelikle mağaza çalışanları, alışveriş merkezi çalışanlarının sağlığı, sonra ziyaretçilerimizin sağlığını gözeterek yepyeni bir döneme başlıyoruz. Bu sebeple hepimizin çok duyarlı olması ve aynı hedef için çabalıyor olması lazım. Biz bu dönemler, yani bu kadarını değil ama böylesini değil, hepimiz için yeni bir dünya bu. Tecrübe eksikliği bütün dünyada var. Ama ben eminim ki biz hep birlikte bu sürecin üstesinden de geleceğiz. Hep birliktenin altını çiziyorum ve vurguluyorum. Çünkü duyarlı olmamız hepimizin gerekli. Bu noktada masanın o tarafı bu tarafı olmadığını, bu masanın bir yuvarlak masa olduğunu düşünüyorum. Bu yuvarlak masada da bilgi paylaşarak, şeffaf olarak ve kural ve kurallara maksimumda riayet ederek, etmeyeni hep birlikte uyararak masanın daha da büyümesini sağlıyor olmamız lazım ve benim buna inancım tam aslında. Çok teşekkürler. Sevgili Nişat. Aslında epeyce uzun süredir üzerinde çalıştığımız, hep beraber düşündüğümüz, işte genel kurallar, bazı yöntemler belirlediğimiz senaryolar artık 11 Mayıs, en geç 1 Haziran itibariyle hayata geçiyor olacak. Bundan sonra uygulamada hep beraber birlikte kol kola ve şeffaf bir şekilde hareket ediyor olmamız lazım. Şimdiden sonra aslında, yani bütün bu çalışmalarımızın sonuçlarını şimdiden sonra sahada görüyor olacağız hep beraber. Alışveriş merkezi ziyaretçilerimize sağlıklı, tedbirli, önlemli, güvenli bir şekilde alışveriş merkezine gelmelerini davet ediyoruz. Bundan sonraki süreçte en sağlıklı, en güvenilir şekilde geçirmeyi ümit ediyoruz hep beraber. Ben de son bir şey söyleyeceğim ve müsaadenizle kapatacağım. Sevgili Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezi'ne ve sevgili Tuğba'ya, çünkü bu webinar fikrini biz ilk bir sohbette ortaya çıkartıp sonrasında Avi Bey'le konuştuk ve Alkaş'la hayata geçti. Buradaki hedefimiz gerçekten sektöre bilgi paylaşımını maksimum düzeyde tutabilmek. Hedefimiz de bu webinarlardan 5 tane yapmak. Bir sonraki haftayı zannediyorum saat durumluklarından dolayı cumartesi günü yapıyor olacağız. Duyurusunu yaparız. Artık konumuzu birazcık daha PR, marketing, yeni normalde bunlar ne olacak? Onlara da çevireceğiz. Onlara da dokunmaya çalışacağız. Konuklarımız ve gündemimizi çok yakında gene duyuracağız.
İnşallah yüz yüze geldiğimiz, sağlıklı bir arada olduğumuz, sosyal mesafeyi koruyalım ama maskesiz olduğumuz günleri tekrar yakalarız diyorum. Ama özellikle bir teşekkürü sevgili ISS ve Securitas'a iletmek istiyorum. Sektörün yaklaşık Türkiye'de 436 tane AVM var. Hani bugün de bugünlerde tabii AVM'nin arasında konuşan çok insanlar çıkıyor. AVM sayılarını bilmeden de konuşmaları enteresan oluyor medyada. 436 tane AVM'nin yaklaşık neredeyse yani %40-50'sine yakın AVM'de operasyonlar yürütüyorsunuz. Önce sizlere ve ekiplerinize sonsuz sağlık diliyorum. Bütün sektör çalışanları perakende için. Ama AYD adına da her zaman çalışmada maddi olsun manevi olsun bizim bir bileşenimiz olarak davrandığınız için, bizim çözüm ortağımız olarak davrandığınız için tüm yönetim kurulu adına özellikle ilettiler. Sonsuz teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür. Çok teşekkür. Sağ olun. İyi hafta sonları şimdiden herkese. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler.